Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çeşitli çekim tekniklerini anlatacağım. Özellikle YouTuber'lar, vloggerlar çok dikkatli dinlemesi gerekiyor. Şimdi genellikle çekim esnasında bazı püf noktalarını hepimiz göz ardı ediyoruz. Özellikle bu işe yeni başlayanlar, amatör olanlar, profesyonellerin ne gibi teknikleri kullandığını kendi amatör kameralarına uygularlarsa aslında amatör nitelikte videolar çekebilirler ama teknik olarak da profesyonel biraz daha yaklaşmış olurlar. Çekime yeni başlayan kişilerin yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesi kamerayı, yani eğer kendi telefonlarıyla, akıllı telefonları vasıtasıyla kamerayı kullanıyorlarsa genellikle kamerayı diklemesine tutuyorlar. Yani videoyu çekerken ilk zamanlarda amatör gözle baktıkları için daha kolay olduğunu düşünerek telefonları aynı telefonu kulağınıza koyduğunuz ya da konuşma yaptığınız esnadaki gibi dik tutmalarından kaynaklanan bir sorun ortaya çıkıyor. Kamerayı dik tuttuğunuz zaman iki tarafında siyah boşluklar oluşur. Dik olarak tuttuğunuz kamerayı kurgu yapmak istediğinizde genellikle eğer arşiv görüntü koyacaksanız ya da fotoğraf koyacaksanız ya da herhangi bir şekilde onun hemen sonrasında gelecek görüntüyü kullanmak istediğinizde diklemesine yapmış olduğunuz çekimlerin hemen arkasından yatay çekimler, yani 16:9 dediğimiz ölçekli çekimler gelmekte. Özel videolarda iki tarafına ya flu görüntüler koyarlar ya double koyarlar ya da siyah görüntüler koyarlar. Bu görüntünün oluşmaması için kamerayı yatay tutmanız gerekiyor. Yani telefonunuzu yatay çekim pozisyonunda tutmanız gerekiyor. Eğer çekimlerinizi hepsini yatay yaparsanız kullanmış olduğunuz diğer görüntülerle birlikte eş uyumlu biçimde izleyiciye bu görüntüleri aktarabilirsiniz. Televizyonu izlediğimiz gibi bugün televizyon, plazma TV'ler ya da LCD ekranlara baktığımızda ya da laptopumuzu açıp baktığımızda nasıl ekranı yatay pozisyonda görüyorsak çekimlerimizde genellikle o şekilde yapmak zorunda kalacağız. İkinci en büyük hatalardan bir tanesi kamerayı tutuş tekniklerimiz. Genellikle kamerayı tuttuklarında ya surat yüz açısını, yani hemen hemen sağ tarafta tutuyorsak kamerayı, mesela genellikle sağ elimizde tutuyorsak kamerayı suratımıza çok fazla yaklaştırıyoruz ve suratımızın o karenin içerisinde ya çok fazla yer alması ya da az yer almasına sebep oluyoruz. Dolayısıyla buradaki açıyı önceden çok iyi tespit edip röportaj yaptığımız ya da röportaj yapacağımız bir kişi varsa karşımızda ona doğru yönelterek hafif bir açıyla yavaş yavaş kendimize doğru çevirerek kamera görüntüsüne yüzümüzün girmesini sağlayabiliriz. Genellikle YouTuber'lar kamerayı kullandıklarında yan tarafta bir şey anlatmak istediklerinde sol tarafında ya da kameranın tutuş açısına göre herhangi bir obje varsa kamerayı ağırlıklı olarak objeye doğru çevirmesi gerekiyor. Ondan sonrasında tekrar sunuş tekniğiyle kamerayı tam önüne, ön vaziyette duracak şekilde yürümeleri gerekiyor. Çekim yaptığımız esnada sürekli olarak biz konuşuyorsak, yani bir belgesel çekim yapıyorsak ya da bir yeri tanıtıyorsak, burada mutlaka arkadaşlarımızı, çevredeki insanları bir öğe kullanmamız daha doğru olur. Çünkü o zaman izleyici sadece kişinin anlattığı o özel hikayeden yola çıkarak sadece onun ağzından çıkanları değil, çevresinde onlarla birlikte olanları da daha yakından tanımış olur ve böylece içeriğin hangi amaçla anlatıldığı konusunda da bir zenginlik sağlamış oluruz. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Birincisi, kameranın yatay konumda tutulması gerekiyor. İkincisi, kameraya tutuş açımızın çok iyi konumlandırması gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken üçüncü konu ise kameradaki, diyelim manzara çekimleri yapacağız ya da bir mekanı çekim yapacağız. Duvarı yanlamasına badana yapıyormuş gibi bir sağa bir sola, bir sağa bir sola çekimler en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Oysa ki algılama olarak seyirci sizin vermek istediğiniz görüntüyü teknik terimiyle pan dediğimiz, yani sağdan sola, soldan sağa kameranın yavaşça yaklaşık 180 derecelik bir açıyı çekmesini sağladığımız görüntüye bir pan tekniği ile çekmemiz gerekiyor. Kamerayı sağdan başlatıyoruz. Yavaş yavaş 180 derecelik o açıyı
çevremizdeki o görüntüyü seyirciye vermiş oluyoruz. Eğer pan çektiysek bir sonraki görüntünün genellikle fix yani sabit görüntü olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Pan soldan sağa, sağdan sola çekim tekniği. Bir de tilt var. Tilt de yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı. Burada yukarıdan aşağı yaptığımız harekete tilt down, aşağıdan yukarı yaptığımız harekete ise tilt up diyoruz. Bu görüntüde de diyelim bir gökdeleni çekeceğiz. Kamera aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Buna tilt up diyoruz. Ondan sonrasındaki diğer görüntüye geçiyoruz. Normal tekniklerde bir yeri profesyonel ya da yarı profesyonel anlatmaya çalıştığımızda kameranın stabil olmasını sağlamamız gerekiyor. Zaten günümüzde kamera tekniklerine baktığımızda vloggerların genellikle kullandığı kameraların çoğu stabil shot dediğimiz yani o sarsıntıyı emen objektif tekniği var. Bugün telefonlarımızdaki kameralarda da aynı teknik vardır. Yani kamerayı biz ne kadar sarsıtsak da onu absorbe eden, o sarsıntıyı engelleyen teknik altyapı kameralarda bulunuyor. Çekimlerde yapmış olduğunuz her adım sizi iyi bir alışveriş yapmış, kaliteli ürünler almış, bir pazardan dönen alışveriş yapmış bir kişi gibi hissettirir. Çünkü bazen mutfak dediğimiz montaj seti aslında mutfakta yemeği yapıyoruz ve seyirciye o izlenir hale getirmiş oluyoruz görüntüleri. Fakat alışverişi ne kadar güzel malzemeyle yaparsak, satın alırsak onları mutfakta pişirebilmekte o derece kolay olur. Çekim tekniklerinde önemli ana maddeleri sundum. Daha sonrasında çekim tekniklerine devam edeceğiz. Kurgu tekniklerinin ne olması gerektiğini hep birlikte göreceğiz. Bu videomda başlıca yapılan çekim hatalarında ve ne yapılması gerektiğini size anlattım. Çekim tekniklerine ilgili detayları anlatmaya devam edeceğim. Kanalıma üye olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize mutlu ve bol çekimli günler.